Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Refah ve mutluluk getireceklerini söylediler ama milletin zihninde onulmaz yaralar açtılar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren komutasındaki darbeciler, Türkiye'nin demokrasi tarihine en ağır hasarı verdi. Aradan 44 yıl geçti ama uyguladıkları işkenceler, antidemokratik yöntemler ve gözaltılar hala unutulmadı. Yüce Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Türkiye 12 Eylül darbesini işte bu bildiriyle öğrendi. Türkiye'yi karanlığa sürükleyen o plan gece saatlerinde uygulanmaya başladı. Evren'in başkanlığındaki kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi ülkede demokrasiyi askıya aldı ve yönetimi ele geçirdi. Asker sokağa çıktı. Sıkı yönetim ilan edildi. Siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu. Liderleri gözaltına alındı. Anayasa uygulamadan kaldırıldı. 12 Eylül darbecilerinin idam sehpasına çıkardığı ilk isim sol görüşlü Necdet Adalı oldu. Ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. İdam kararı geldi önümüze. Sağcı solcu yok. Bir sağcı bir solcu. İki sağcı iki solcu. 650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 50 kişi idam edildi. 171 kişi işkencelerde öldü. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. Türkiye kendisini karanlığa sürükleyen darbecileri hiç affetmedi. 12 Eylül 2010 referandumuyla darbecilerin yargılanmasının önü açıldı. Peş peşe suç duyuruları geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk soruşturma açıldı. 4 Nisan 2012'de darbecilerin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Kenan Evren ve Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'yı müebbet hapse mahkum etti. Dosya temizdeyken Evren 98, 2 ay sonra da Şahinkaya 90 yaşında öldü. Dava düştü. Evren'in cenazesi için devlet töreni düzenlense de cenazede bir grup vatandaş helallik sırasında haklarını helal etmediklerini söyledi.